Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Oğuzhan Özdemir, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisiyim. Merhaba. Bütün Oğuzhanları aldım salona. Hocam hakikaten ha. DHKPC, MLKP gibi örgütleri terör örgütü olarak nitelendirebilir misiniz? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Arkadaşlar bakın, bu uzun olabilir biraz. Çok çetrefilli bir konu. Birincisi Türkiye'de hemen bir homurdanmalar. Sakin. Çünkü aslında bekledikleri öyledir ya da değildir. Evet. Çok uzatmayacağım zaten. Bir kere sadece şunu bilmenizi istiyorum ki bildiğim, aklımın erdiği, inandığım ne varsa söylerim. Bunun doğruluğu, yanlışlığı, beni sevmeniz, sevmemeniz, inanın bana. Çok sevinirim tabii herkes buradan beni severek ayrılırsa, ama hayatımdaki en önemli hedefim insanların beni sevmesi değil. Sadece bir konuda sohbet edebilmek. Türkiye'de bir örgüte terör örgütü mü sorusunun cevabı, herhangi bir örgüt içinde olabilir bu ama çok canlı somut örneğini vereceğim, kanlı sonuçlanır. Tahir Elçi gibi. Tahir Elçi Ahmet Hakan'ın programında terör örgütü diyebiliyor musunuz sorusuna hayır dedikten birkaç gün sonra öldürüldü. Bunu bir not olarak bir kenara koyalım. Bu örgütlerin, Türkiye'de sayabileceğiniz birçok örgüt var. Terör eylemi, terör biçimi kullanıyor mudur? Evet, kullanıyor. Doğru, kullanıyor. Terör eylemlerini kınıyor musunuz? Kınıyor muyuz? Kınıyoruz. Bununla ilgili bir sorunumuz yok. Şimdi ben 42 yaşındayım. Ben 4,5 yıldır bir siyasi partide milletvekili olarak görev yapıyorum. Sosyal medya, Twitter kaç yılıydı abi? 2009 mu? 2009'da kuruldu. 2010'dan beri aktif olarak kullanıyorum. Çünkü referandum vardı ve o dönemden sonra kullanmaya başlamıştım. Ya Türkiye'nin en çok merak ettiği konu sanırım Barış Atay bununla ilgili ne yazmış diye. Çünkü Türkiye'de ne olay olsa sen bunu niye kınamadın, bununla ilgili niye yazmadın, bununla ilgili ne düşünüyorsun, şunu düşünüyor musun, bunu düşünüyor musun diye bir soru geliyor. Arkadaşlar ben her zaman söylediğim burada tekrar söylüyorum. Kınamak mı istiyoruz? Terör örgütü mü diyoruz? Terör örgütü diyelim. Sen de diyorsun zaten. Ben de diyeyim, Oğuzhan da desin. Türkiye'deki herkes bu saydığım bütün harflerin terör örgütü olduğunu kabul etsin. Kınayalım mı? Hepsini sabahtan akşama kadar kınayalım. Sorun çözülüyor mu? Çözülmüyor. Yarın aynı ülkeye uyanıyor musunuz? Uyanıyorsunuz. O zaman sorunu çözmek üzerinden konuşmak zorundayız. Bu kadar. Bir saniye. Bu kadar. Yavaş, öyle değil. Benim bunun dışında söylediğim hiçbir şey yok. Şimdi sen bu soruyu sorduktan sonra bir kere şöyle ulvi bir anlam da yüklüyorsunuz aslında. Şimdi ben Abdurrahman Uyan gibi siyaset uzmanı olmadığım için Her konuya hakkaniyetli cevap veremeyebilirim. Ama sonuç itibariyle senin gibi bu ülkedeki bir yurttaşım. Fikrimin çok 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 önemli olduğunu düşünen bir insan hiçbir zaman olmadım. Fakat sorduğun sorunun cevabı evet, hayır falan değil. Anlatabiliyor muyum? Değil yani. Bireysel olarak da değil. Kurumsal olarak da değil. Sorunun çözümüne bir yardımı da yok. Buna inanıyorum. Samimiyetle buna inanıyorum. Ama seni eylemek için, seni sevindirmek için burada 300 kişi var. Bu 300 kişinin bildiğim formattan anladığım kadarıyla neredeyse hiçbiri benimle aynı fikirde değil. Belki asgari müştereklerde buluştuğumuz yerler vardır hayata dair, geleceğe dair, ama %99'unuz beni esasen neredeyse sevmediğiniz için de geldiniz. O yüzden size sevdirmek gibi bir derdim de yok. Ama cevabım bu.